Bugünümü sizle Airfryer'da denemeler yapmaya ayırdım. Airfryer'la ilgili bana bayağı soru geliyor. O soruları da teker teker cevaplayıp Airfryer olanın veya Airfryer almak isteyen birinin kafasındaki bütün sorulara ve ihtiyaçlara merhem olmak için bir video yapalım dedik. Bugün ondan fazla ekmeğinden kekine, köftesinden patatesine pek çok şey deneyeceğiz. Şimdi ilk tarif olarak aslında önümüz Ramazan. Dolayısıyla bir Ramazan pidesini Airfryer'da böyle çıtır çıtır yapabiliyor muyuz? Onu görelim dedim. Şimdi burada bizim fırından hazır ekmek hamurunu aldım sabah. Güzel bir top haline getirdim. Ve böyle bir güzelce bu kabardı gördüğünüz gibi. Minik bir fırın kağıdını koyuyorum. Bu irmik, ince bir irmik hatta. Fırın kağıdını böyle altına birazcık irmik. Bu arada irmik olmak zorunda değil. Ne olabilir başka? Söyle bakalım Bahar'ın. Burada çakıldım. Galeta unu. Galeta unu da olabilir. Şöyle koyuyorum. Burada birazcık yumurtam var. İçine azıcık su koyuyorum. Ve şöyle elimle karıştırıyorum. Şöyle üzerine iki elime de alıyorum. Üzerine hafif bastırıyorum. Burada hafif yağ da koyabilirsiniz isterseniz. Daha da lezzetli olacaktır. Ellerimi şu yan taraflarını yumurtalıyorum ve şöyle kenarlarını bastırıyorum. Ortasına da böyle. Ve bu haliyle aslında elimle de bastırarak azıcık da kağıdın üstünde büyütmüş oluyorum. Şöyle parmağımla tekrar kesiyorum. Fazla kabarıyor ya çünkü ekmek hamuru da aynı zamanda. Şöyle hafif genişletiyorum daha. Tam bu çok kabaracak yerleri de. Çünkü enteresan bir şekilde Airfryer'de gerçekten her şey çok iyi kabarıyor. Şimdi bu hazır. Bu kadar. Buradan böyle basıyorum. 200 dereceye ayarlıyorum. Bak burada pasta şekli var. O pasta şekline koyuyorum. Derece olarak 200 derece ayarlıyorum. Dakika olarak da 15 dakikaya koyuyorum. Hatta 15 değil, 16 yapıyorum. Bir önden azıcık ısınsın. Şöyle koydum. Şimdi bir dakikada da aslında hızlıca ısınacak ve neden bir dakikada ısınabildiğini de şimdi anlatacağım. Üstüne birazcık susam, şöyle. Bunu da böyle koydum. Şimdi bu şekilde içine atıyorum. Bu burada 15 dakika pişecek. Ama gelelim önce Airfryer nasıl işliyor onu anlatmak istiyorum. Şimdi Airfryer aslında havayla kızartma mekanizması. Yani içerisinde 200 derecelik, 180 derecelik bir hava küçük bir alanda hızlı bir fanla dolaşmaya başlıyor. Şu üst kısımda bir fan var. Kocaman bir rezistans var. O rezistansla beraber bu alttaki kısımda içindeki şey pişiyor. Yani yağın içinde pişeceğini aslında sıcak havanın içerisinde az bir yağ, üzerindeki yağıyla kızarma şansı oluyor. Temel mantık bu. Ve bu alan çok küçük olduğu için ve rezistans da çok kuvvetli, fan da çok kuvvetli olduğu için böyle bir airfryer'larda aslında hani normalde fırında ne yapmamız gerekiyor? Diyelim 200 dereceye, 220 dereceye ayarlıyorsun. Fırın uzun süre ısınması lazım. Fırının duvarları ısınması lazım. O duvarlar ısındıktan sonra onlar da çünkü pişirmeye yardım ediyor. Fakat burada alan daha küçük. Rezistanslar kuvvetli. Rezistansla pişecek şeyin mesafesi kısa falan. Hepsi bir arada. Dolayısıyla bir ön ısıtma gerekmiyor. Ha ekmek atarken ne yaptık? Sadece bir 30 saniye, 40 saniye bir hani soğuğunu kırdık diyelim. O da hani sıcak ekmek bir anda o dışındaki güzel çıtırtı olabilsin diye. Temel mantık bu. Bu alet bana da yeni. Hep bugüne kadar biliyorsunuz hani videoları da izleyenler varsa işte bir sürü sufleler yaptık. Tahin pekmezli böyle güzel rulolar falan yaptık. Onları hep bu güzellikle yapmıştık. Şimdi bu da yeni. Yeni olan da Air Sensing teknoloji dedikleri bir şey var. Air Sensing teknoloji dediğimiz şey de ne? İçine koyduğunu tanıyor. Nasıl? Şimdi mesela patates koyacağız, tamam mı? İkinci konumuz donmuş patatesi bu nasıl pişirir? Bayağı doldurdum. Şimdi patatesi koydum ya Bahar. Böyle koydum. Burada bak programları var görüyor musun? Donmuş patates, normal patates. Bizimki donmuş patateste. Basıyorsun. Bak böyle kenarından hani normalde dakika ve saat ayarlıyorduk ya. Kendi onun ne olduğunu anlıyor ve ben buna göre pişireceğim diyor. Şöyle bir olayı da var. Mesela diyelim 26 dakika diyor. Bir bakıyor böyle bir 5-6 dakika sonra. Bu iyi hızlı pişti ya falan deyip 10 dakikaya inebiliyor kendi. Benim onu ne kadar kızarmış istediğimi nasıl biliyor?
mesela. Senin ne kadar kızarmış hissettiğini bileni. O ben bile değilim hala yani, anladın mı? Öyle bir şey icat etmesi mümkün değil yani. Ve bu hani hazır bir program olmadığın, yani hani dersin ki işte 10 dakika pişir, 5 dakika böyle pişir, 5 dakika böyle pişir. Öyle değil, kendi arada değiştirmesinden anlıyorsun. Oradaki mantık da çok acayip gerçekten. Yani. Öyle olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi bugün beraber göreceğiz. Bana da bu alet dün geldi. O yüzden hani çok az 2-3 kere denedik. Sizle beraber deneyip göreceğiz. Ha söyledi. 20 dakika dedi. Hı. Bak ne oldu? Bak 180 dedi. 19 dakika mı dedi? 20'ydi, 19'a düştü. 19'a indi. 20'ydi, 19'a indi. İşte bak böyle kendisi. Yani genel olarak mantık bu ve şimdi normalde mesela bu kadar patatesi bir tencereye zor atarız değil mi Burak? Bayağı kalabalıklaştı. Atarız, taşırız, atarız, acayip yağ kullanmış oluruz falan filan. Dolayısıyla yani air fryer'ın, hele bir de yağların bu kadar pahalanmaya başladığı bir zamanda böyle bir ek avantajı da olmaya başladı. Dolayısıyla bakacağız nasıl olduğunu. Mesela ben bunu normalde bu makinede yaparken böyle birkaç fazla deneme de yaptık. 180'de de 200'de de 200 derecede 14 dakikada bu makine pişiriyor bunu. O zaman bu da kesin 14'te pişirecek. Hayır, bu şu an 180'i tercih etti. Yani sensör daha doğrusunu bilir diye tahmin ediyoruz bakalım. Ben bilmem, sensör bilir. Ben bilmem, sensör bilir. Şimdi gelelim buna. Evi McDonald's gibi kokutma eylemleri gibi. Soğan halkası. Şimdi böyle bol bol soğan halkasını koydum. Bunu da şu an göremiyorum ama 180 dereceye ayarlıyorum. O da yaklaşık 14 dakikada olacak. 5 dakika var, hatta 4 dakikası kaldı. Bak bu altındaki şeyi alıyorum, kağıdı. Bayağı pişti gibi, altındaki çıtırtı biraz daha artsın diye kağıdı çıkardım. Kağıt normalde daha bile erken çıkarabilirdim. Arada şey oldu, bu hamur ya yumuşak, böyle telin arasına falan böyle çok yapışmasın diye koymayı tercih ettiğim bir şey. Ama normalde 1-1,5 dakikada yani o dış iç çıtırtıyı sağladıktan sonra kalkabilir ki her tarafı güzel. Çünkü böyle hava dönüyor ya, üstten de dönüyor, alttan da dönüyor. Alttaki haznesinde de böyle güzel temizlerken de göreceğiz. Havayı dönüştürmeyi daha kolaylaştırmak için, aerodinamikleştirmek için kubbeler var diyeyim. O kubbelerinden çarpıp altını da çıtır çıtır yapmasını böylelikle sağlıyor. Sebze yapmak istiyoruz. Güzel çıtır fırında sebze. Diyelim biraz kabak. Daha dün akşam yaptım. Biraz havuç. Afiyet olsun. Sende de var değil mi air fryer? Evet. Küçük var bende. Bir parça böyle soğan, biraz da böyle biber ekliyorum. En son dakikada taze yeşili koyacağım. Birazcık yağ koydum. Birazcık bu bizim iri tuzlardan, bizim Refika tuzlarından. Oo, pidemiz oldu bak. Şimdi mesela burada bir de barbekü tuzu var böyle. İçinde acısı, keki, bir parça nane de koyabilirsiniz. Acı, kek, nane ve tuz böyle. Bunları karıştırıyorum. Şimdi buraya gidiyorum. Birazcık toparlandı boyut olarak ama altı da üstü de çok güzel. Aynı, hiç şey yapmadım. Sebzeleri bunun içine atıyorum, koyuyorum. Dereceyi de 180'e ayarlıyorum. Dakika olarak da bir 12 dakika ile başlıyorum bakalım. Göreceğiz 12 dakikada ne oluyor sebzelerimiz. Pide boyut olarak bir tık küçük gibi, tek bir ekmeğin pidesi gibi ama yani çıtırtısı ve sesini duymanızı istiyorum. Şimdi sesini duymak için ne yapmamız lazım? Şu tarafa gideyim ben. Şimdi sesini böyle... Allah, duydunuz olma sesini mi? Ne oldu? Şimdi o şey... Ne oldu? Biraz akıllı olduğu için diyor ki beni bir aç, çalkala ki bir karışayım diyor. Bakayım. O zaman bir aç çalkala Burak Bey. Bak şurada yazıyor, görüyor musun? Aç çalkala bakalım. Güzel çalkala, güzel çalkala. Hatta çıkarıp çalkala istiyorsun. Ha, bence bu da bir şeflik göstergesi olur. Air fryer'da patates döndürebiliyor musun? Sonra kendi devam ediyor. Mesela demin ekmeğin altından kağıdı almayı unuttuk ya. Smart Sensing'de demek ki o avantaj olur. Şimdi bak çıtırtıya gel. Güzellik böyle. İçi de böyle. Kirletmemiş oluyorsun, çok daha az enerji harcamış oluyorsun. Fırın gibi böyle uzun uzun ısıtmadan. Kendi eleştirmek adına kendimi. Biraz daha yayabilseydim, acımayıp hamura kıyamadım çok bastırmaya. Bu kadar toparlanmayacaktı. Biraz daha, yani en ucuna kadar siz yaparken hamuru yayın. Biraz daha belki ellerinize hani
yumurtaladı ki onu böyle daha da yayarak daha da düzgün bir şekilde çıkacaktır o zaman. Ama böyle çok güzel. Gelelim Türk insanı olarak sebzedeki kırmızı çizgimize. Şalgam değil, sebzede patlıcan. Yani güzel bir patlıcan kızartması açıkçası benim için bir air fryer alıp almama için sebep bile olabilir. Çünkü o yağda kızarmış patlıcan dünya güzeli bir şey. Ama hani hep yerken bir suçluluk hissediyoruz. O suçluluğu hissetmeden o patlıcanı yiyebilme ihtimalini sevdim ben. Şimdi dolayısıyla tuz koyuyorum. Ve burada şimdi patlıcanın önemli şeysi çok sünger gibi ya. Yağı, hatta böyle fıs fıs yağımız koysam. Şimdi bunu da kullanmak için isterseniz böyle fıs fıslar var Türkiye'de satan. Bir de istediğiniz, sevdiğiniz yağ koyabilmek için böyle pistonlu yağdanlıklar var. Böyle sprey gibi yapıyor. Şöyle yağlıyorum. Bir şey daha oldu. Ne oldu? Bakacağım. Ben bakıyorum. Patatesler oldu. Evet. Şöyle karıştırıyorum. Güzelce patlıcanım yağlandı, tuzlandı. Ve şimdi hangisine sokayım? Buna koyayım mı? Patatesler oldu, sosumu ona koy. Tamam, bakalım patatesleri. Ooo! Wow! Çıtırtıyı duyuyor musunuz? Duyuyorum. Patatesleri, bunlar hani azıcık pişirilmiş sonra dondurulmuş olduğu için bir kısım yağ var diye ben açıkçası hiç yağlamıyorum. Şimdi bayağı bence hamburgerci patatesi gibi bir patates. Ki arkadaşlar daha onda farkındaysanız ekstra tuz bile koymadık. Patlıcanları şöyle koydum. Az bile geldi, daha bile fazla patlıcan koyabilirmişiz. Kendi onu anlaması ve ona göre davranması için kendine bırakıyorum. Bakalım ne olacak. Bunda Smart Sense 160 derecede 23 dakika öngördü kendisi. Ben biraz şaşkınlık içerisindeyim. Buna bakacağız. Böyle oluyor mu? Eğer beceremezsek normal klasikte ben 180 derecede böyle bir 15 dakika, 18 dakika öyle bir şey yapardım. Bu arada soğan halkamda... Ooo! Evet, bunlar da böyle. Aa, ortaya karışık tabak. Bir patates ve soğan halkası arası bence verebiliriz. Bu arada bir dakika, bu soğan halkasına haksızlık etmiyorum. Etmiyorum. Ben gerçekten çok seviyorum. Biliyoruz. Yani soğan halkasını genel olarak da seviyorum. Tip olarak belki böyle altın sarısı gibi gözükmüyor olabilir. Tadı çok güzel oluyor. Bak salla diyor, tamam mı? Çıkarıyorum ama arkadaş aslında sallamalık değil, bence oldu gayet çıtır çıtır. Derin yağda kızarmış gibi oldu. Bir tık bile fazla bile olmuş olabilir. Bu arada bu da oldu gençler. Bu hatta garibim bir süredir bekliyor burada. Bu da acayip güzel, bu da acayip güzel. Ay çok güzel. Sizin de denemenizi istiyorum. Bak bakalım Bahar. Bak çok güzel ya. Çok güzel. Bayağı güzel. Yani patlıcan dünyanın en zor şeylerinden biri. Sünger gibi yapma ihtimali çok yüksek. Aynen. Bunu hatta işte yoğurtla karıştır. Mükemmel. O zaman başkası anlaması yani hani yani bu biraz daha kuru falan demesi mümkün değil mesela. Şakşuka gibi domates sosuyla yaparsan da. Ha onu nasıl yapıyorum onu da söyleyeyim. Mesela iki tane domatesi ortadan böyle yarıp bu patlıcanlarla beraber kenarlarına koyuyorum. Ondan sonra o domatesler de güzelce kızarıyor. Sonra hafif böyle rendeler gibi hatta eziliyor. Çatalın ucuyla bile eziliyor. Ondan sonra ona sos olarak yaptığımda çok güzel oluyor. İki tane sarımsak, iki tane domates. Gayet güzel. Bunun bir videosunu yapmış olabiliriz hatta geçen sene tam hatırlamıyorum. Yani sebzelerin de böyle hafif hani olma, kahverengilikleri var, şeyi var. Ve o hafif böyle hani karamelize hali de var. Bunlar çok güzel. Bu patlıcanın bir tatlılığı var ya. Evet. O pişirmeden dolayı mı çıkıyor? İnanılmaz bir tatlılığı. O güzel kızartmada, iyi kızartmadan çıkıyor. Şimdi birkaç tane soru yanıtlamak istiyorum. Bir tanesi işte materyali nedir sorusunun cevabını tam böyle detaylı olarak söylemek istiyorum. Pişirme ünitesi yani içindeki bu malzeme şu Bahar. Böyle hani böyle normalde biz buna teflon falan zannederiz ya. Alüminyum kaplı çelik. Değil mi teflonu? Hayır. Hiç şey yok. Hatta hangi 2014 senesinden beri Philips'in hiçbir ürününde teflon kaplama yok. Bunu da aslında küresel olarak ve çevreye zararlı vesaire içinde bu PFOA falan hani böyle çeşitleri var ya bu yapışmazların.
Onların hiçbiri Philips'te 2014 yılından beri. Yani yaklaşık kaç sene? 8 sene mi ne oluyor? 2014 yılından beri yok. Benim de en önemsediğim şeylerden biri oydu. Benzer ürünlerin çoğu böyle kaplama ve ben hani öyle kaplama olan bir şey mutfağa biliyorsunuz sokmuyorum. Bu bence önemli bir konusu. Gelelim farklı bir şeyler olsun diyorum. Köfte nasıl pişecek? Beraber bakalım. Şimdi bunu tekrar açtım. Bu arada farkındaysanız bunda ne yaptık? Patates yaptık, şey yaptık. Böyle üst üste kullanımda hiçbir koku geçmesi ve hani bir dert olmuyor. O yüzden ben takır takır kullanıyorum. Hatta yani tersi de köfte yapıp üstüne soğan şeyi yaptığım da var zamanında. Evet, şimdi böyle köfteleri asa koydum. Bayağı da köfte oluyor. Şimdi bunu kapatacağım. 180 derecede. Burada hatta et fonksiyonuna geleyim. Zannedilmesin ki sadece hani bunu böyle koyduk kendi de bilirsin. Bunu aynı bunda olduğu gibi işte 180 derecede kaç dakika yapmak istiyorum? Önce bir 12 dakikaya koyacağım. Ama 6. dakikasında bir böyle çalkalayacağım. 12 dakikaya koydum, 180. Benim gibi unutanlardansanız, ben mesela evde öyle yapıyorum. 6'ya koyuyorum. 6'dan sonra dit o uyarıyor. Uyarıp tekrar gidiyorum çünkü yani bütün pişirme süresini, ama şu an hani 12'siye koyalım, tam olarak pişirmeyi görelim diye böyle koydum. Bir diğer soru olabilir ki hangi air fryer'ı ben hayatımda istiyorum? İşte bu var. Hem 1.4 litre, kocaman. Bu arada ikisinin haznesi aynı, bu ikisinin. Şu kadar bir hazne var. İçi de kocaman. Bütün tavuk bile yapabiliyorsun. Ve bu böyle hop 4 kişi, 6 kişiye, hatta 6 kişiye, 8 kişiye bile bazı konularda yetebilecek bir alet. Ama ben tek başına yaşıyorum. İşte arada yeğenlerim geliyor, 3 kişi oluyoruz. Annemler geliyor, 3 kişi oluyoruz. Onlar da beni güzel şekilde idare ediyor. Dördü de gayet şey yapabiliyor. Ama daha kalabalıkta biraz zorlanıyor bu küçük olan. Dolayısıyla böyle hani mutfakta az yeri olan, tek yaşayan, 2 kişi yaşayanlara bunu tavsiye edebilirim. Bunun da güçsel olarak, tabii ki bunun haznesi ve rezistansı vesairesi daha büyük ama bu da 200 dereceye çıkıyor, bu da 200 dereceye çıkıyor. Bu da Philips, o da Philips. Neredeyse hiçbir airfryer'da bu yok. Şu kızak sistemi var ya Bahar, bu çok güzel bir şey. Yani alıyorsun, açıyorsun, bakıyorsun, sonra geri koyabiliyorsun. Genelde, yani bu daha küçük alt modeli olarak söylüyorum. Bunda da yani kızağı kötü değil ama böyle sokup çıkarmalı. Yani bütün hazne çıkıyor. Bu soğukken çok şey değil ama sıcakken bir tık dert olabiliyor onda. Şuradan hani bunu hafif açıp şeyi böyle de ayrıca da çıkarabiliyorsun. Bu hani bu mesela buraya düşüyor ya, bunda hiç öyle bir derdin yok. Çünkü altı sıcak olabilir, şey olabilir. O derdin olmaması iyi bir şey. Ve bu benim bildiğim, dediğim gibi Philips'in haricinde ben başka bir modelde bilmiyorum. Bu ufaklığı da açıyorum. Ufaklıkta da aslında böyle yine programlar ve şeyler mevcut. İstersek manuel de ayarlıyoruz. 200 dereceye koyacağım bunu. İyice çıtırdasın istiyorum. İçi zaten kolay pişiyor. Hamura koyacağım mantı olduğu için. Mantıları attım. Bu pompalı şeyler sanırım artık Türkiye'de de satılıyor değil mi hocam? Ne gibi? Ha, satılıyor, satılmıyor mu? Evet, yani mesela o aletin varlığından. Ha, bunu ben yıllar evvel Londra'dan almıştım. Süre olarak da burada 10 değil, 9 değil, hatta 8 dakikada çıtır mantıyı yapacağız arkadaşlar. Onu öyle fısladığınız zaman çok yağmış gibi gözüküyor ama aslında bir kaşık yağ bile değil. Şöyle koydum, basıyorum. Evet, bir tatlı kaşığı bile değil. Acayip havayla karıştır, olayı o. Bu böyle 8 dakikada güzelce mantı olacak. Arada dediğim gibi bir kere böyle çıkarıp karıştırmakta fayda var. Başka ne yapalım? Bunun 6 dakikası oldu, ona bir karıştıralım. Oldu mu? 7 dakika var, tamam hadi karıştıralım. Bak bak ne güzel koktu, bak 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 bak. Çıtır 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 çıtır. Koydum. Çalışmaya devam ediyor. Gelelim ev patatesi yapmaya. Yani yarım saate yakın suda tuttum. Şimdi sonra suyunu süzüyorum. Suyunu süzdükten sonra bu suda bekletme ne yapıyor patatesin çıtırdaması için? O fazla nişastasını suya bırakmasını sağlıyor. Gözeneklerin açılıp iyice çıtırdamasını sağlıyor. Sonra buraya tekrar hop koydum. Sonra emme basma tutulmayla içine hava bastı. Sonra diye çok azıcık koyduk. Bundan eğer bulursam ürün mü yapacağım? Bence tam ürün yapma zamanı çünkü yağ pahalı oldu ya, yani masrafını bir şişe yağdan çıkarabilirsin gibi. Ben bunu çalkalayabilir miyim? Çalkala hocam.
Şu an air fryer'ın altında nedir onun adı? Soğan halkasından kalma parçalar var ya. Hem böyle çıkarayım. Nasıl yıkandığını, temizlendiğini de göstereyim. Sadece bunları dökeceğim. Tekrar yıkamayacağım ama hani bu altındaki aerodinamik parça dediğimiz parça bu. Altta da bak hava dönebilsin diye burası var. Şimdi bunu sadece ayırdım. Hatta o parçaları da toplayıp kuşlara falan versem daha iyi olur. Şimdi kenardan alacağım onları. İçi böyle. Geri koyuyorum. Böyle yerleştirdim. Ve patatesimi koyuyorum. Bununla ilgili böyle farklı şeyler var. Biraz 120 derece, biraz 160 derece falan filan gibi. Benim en başarılı bulduğum şey şu. Önce bir böyle yaklaşık 8 dakika aynı yağda kızarttığım gibi 160 derecede, yani içinin nemi çıksın, dışı çıtırdayabilsin ama içinin de pişebilmesi lazım. Öyle yapacağım. Bir böyle havalandıracağım, çevireceğim. Sonra da 200 derecede kaç dakikada beraber bakacağız. Açtım. 160'a ayarladım. Dakika olarak 8'e koydum. Başlattık. Bir şey bip etti hocam. Hangisi köfte etti? Köfte. Dararararam. Köfteyi nasıl yaptınız dersen, benim güzel köfte tarifim. Bizim köfte baharı karışımımız var arkadaşlar. Şu ve şunun gibi. Bu köfte baharı karışımında mantı da oldu galiba. Her şey sızına yetişemiyoruz gördüğünüz restoran gibi. Restoran açsak şey 250 gram kıymaya bir çorba kaşığı bundan koyuyorsun. Galeta unu da her şeyi var. Soğan koyuyorsun, maydanoz koyuyorsun, o kadar. Başka hiçbir şey koymana yumurta gerek yok. Ha bir de yumurta. Öyle bu kadar. Bir de mesela köftenin kendi yağı var ya. Aslında yağlı bir şey de yapınca fazla yağından da azade olmuş oluyorsun. O bence çok iyi bir şey. Bir de ayrıca biliyorsunuz ki yağ atığı da başlı başına bir şey. Dolayısıyla çevreye faydası da ayrıca var. Şöyle. Hoppa. Dışı böyle. Bence çok ideal. İçi de mis gibi pişmiş. Bandırmalık bir şey yok mu Furkan ya? Bandırmalığa gerek yok hocam. Kendinden hayat ona bandırmış. Çok güzel. Derken sonra... Çekiliş mekiliş yok mu ya? Neyfer çekilişle bir yorum yazalım ya. Çekilişe yasaklar geldi. Çekiliş yapmak için böyle herkes bilsin diye soruyorum. 15 bin lira mı ne, böyle acayip bir para vermen gerekiyor. O yüzden yapamıyoruz. Yoksa ben gerçekten dükkan sizin. Anladım. Bunu istersek yoğurtla. İstersek de... Kıkık. Ne? Kekik. Pul biber. Kandı. Tuz. Ya ama sıkı sıkı ya. Birazcık daha. Olur. Karıştırıyoruz. Hani tercüme yapıyorum bilmiyorum ama. Ve artık yiyebiliriz. Yandı. Evet. Çıtırta. Niye böyle yapıyoruz? Çünkü mikrofon burada arkadaşlar, duyulsun diye. İçi çok sıcak. İçi çok sıcak ama içi de gayet güzel pişmiş gördüğünüz gibi. Bu da labne. Taze soğan maydanoz. Batırabilirsiniz. Burada bir de bizim evden getirdiğimiz içli köftelerimiz var. İçli köfte bizim, benim. Yorgun argın geldim. Evde hiç yiyecek bir şey yok. O zaman yaptığım şey, derin dondurucuda duruyorlar. Derin dondurucudan çıkarıyorum. Tabii ki 5 tane yemiyorum. 2 tane yetiyor. Eski ben tabii ki 5 tane yerdi de şimdi fark ettiyseniz biraz kilo vermeye çalışıyorum şu an. Eğer böyle değil, benim annem o üçgen haşlamalıklardan yapıyor. 15 gidiyor ya. 15 mi? 15'li paketlemiş, öyle dondurmuş. Ama 15 ne? Ama mesela 3-4 tanesi bırakıyorsa onu soğuk yiyorsun. Onun da keyfi ayrı böyle biraz vakit. Diyarbakır'a buradan selamlar. Bu arada Diyarbakır'da kadınlar pazarına erkekler getirmeye başlamışlar. Onu da buradan eleştiriyoruz. Bunu da 190 derecede 14 dakika koyuyorum. Böyle 14 dakikada böyle çıtır çıtır oluyor. Böyle açtık. Bu renk almadı ya, zaten ideal olanı bu renk almamış hali. Buradaki olay içindeki nemi dışarı çıkarmak dedik. Şöyle bir daha karıştırıyorum. Burada azıcık tuz da koyacağım. Çünkü çıtırtısını bence arttırıyor. Bir de pişerkenki tadını, yani yağda kızartırken o lüksün yok. Ama air fryer'da o tuzun içine işleyip lezzetini arttırması, tuzun iki fonksiyonu var.
Bir tanesi lezzet arttırma, bir tanesi tuzluluk hissi. Lezzet arttırma fonksiyonunu da daha pişmeden koymak lazım. Niye çalkalıyorsun? Şöyle yapacağım. Azıcık daha yağ koyuyorum. Şöyle. Şöyle. Karıştırıyorum. Ve hop. 200 dereceye aldım. Şimdi böyle 12 dakika hop bastım. Bakacağız. İçli köftemizi de attık. Artık tatlı. Artık şova geçebiliriz bence. Şova geçelim. Şimdi gelelim kek yapmaya. Kek yaparken de başka sorunuz varsa onu şey yapabiliriz. Ben sorayım. Tamam. Bir saniye tamam sor. Ama onda ne var? Şöyle. Önce kek için basit bir kek yani 3 dakikada yapacağınız. Bir tane yumurtaya 5 ila 6 çorba kaşığı kadar şeker. Şeyinize bağlı. Şekerli sevdiğinize bağlı. Bunu böyle güzelce çırpıyorum. Şimdi şekerle yumurtayı karıştırdık. Kabardı 2-3 katına çıktı. Süt ekliyorum. 120 mililitre yarım bardak kadar. Onu da şöyle azıcık karıştırdım. Likit olarak bir de böyle tereyağım var. Bir çorba kaşığı kadar. Bir çorba kaşığı da zeytinyağı var. Şöyle. Bunları bir daha karıştırıyorum ve artık kuruları ekliyorum. Kuru nedir derseniz un, 100 gram kadar un, kabartma tozu ve vanilin. Bundan sonrasında hamurlaşmaması için az karıştırıyoruz. Yani sadece karışmasını sağlıyoruz. Böyle şeyli olsun mu? Benim çocukluğumun en sevdiğim. Çünkü bizim annemler yapmayı bilmezlerdi. Mozaik kek yapmayı. Böyle ancak misafirlikte falan böyle gidersek görüyorduk. Ben hep çok merak ederdim. Onları böyle uzay mühendisi falan zannederdim onu yapabilenleri. Aslında gayet kolay olduğunu bu yaşta öğrendik gibi. Yarısını ayırıyorum. Kakaolu kısmı aşağı koyacağım. Çünkü kakao da koyacağım için aynı karışımı ağırlaşıyor. Ve üste koyduğum zaman aşağıya gidiyor. Her yer kakaolu gibi oluyor. O yüzden kakao aşağıda kalıp hafif olan, düz olan yukarıda kalırsa işim daha kolay oluyor. Anlatabildim mi demek istediğimi? Pardonlar, araya girdik. Benim kokuyla ilgili bir sorum var. Buyurun. Şimdi önce tavuk yaptık burada veya işte köfte yaptık. Sonra arkasından kek yaptık. Bu kokular birbirine karışmıyor mu? Hayır, karışmıyor. Sanki haznesinde o koku kalır gibi bir... Hiç öyle bir şey kalmıyor. Hiç gayet. Hiç bir koku kalmıyor, şey olmuyor. Yani şu bile bazen halin olmuyor ve şey yapıyorsun. İtiraf edeyim itiraf.com. Madem gerçek, gerçek. Mesela diyelim işte köfte kızarttım. Kızarttım, kapattım. Yedim. Yıkamadım. Evet, ertesi günü yemek yaptığım ve hiç kokusunun olmadığı bile oldu. Öyle onu söyleyeyim. Bir tek şu hani balık gibi çok kokan, hani sarımsak gibi çok kokan bir şeyin o aynı kabı yani tekrar temizlemeden aynı kabı kullanırsan aynı kabın kokusu kalabiliyor. Yani kapalı bir haznede oradan onun kokusu kalmış gibi bir şey olmuyor. Çünkü bence onun bir sebebi de hava şey yaptı ya sirkülasyon oluyor zaten. Isıdan dolayı yani o 200 derecede ısıdan dolayı o kendi kendini temizliyor da yani. Hani öyle bir hiç bugüne kadar dediğim gibi benim asla bir derdim olmadı bunda. Ha, bu arada mozaik için şu alttan yukarı alıyorum. Ha. Bu airfryer'da pişirme kağıdı ya da folyo kullanabilir miyiz? Folyoyu arkadaşlar özellikle Türkiye'de, dünyada bu kadar büyük bir dert değil. Ama Türkiye'de zaten pişirmede folyo işte zararlı ve şey diye zaten sorunlu bir konu, malzeme. Bence şeyler de sorunlu bu arada. Hani paket serviste köfte möfte alıyoruz ya onlar da aslında bir nevi folyo. Ona dikkat eden arkadaşlarımızın ona da dikkat etmesi gerektiğine inanıyorum. O hadi yeri geldiğinde söyleyeyim istedim. Dolayısıyla onu zaten fazlaca kullanmıyoruz. Pişirme kağıdıysa mesela ben pide yaparken pişirme kağıdını kullandım ama full böyle kaplamayı sevmiyorum. Sebebi şu, hava sirkülasyonu var ya, o hava sirkülasyonu için hani aşağı gidiyor o kabın altındaki o yerden dönmesi lazım. O dönmeyi engelleyebilir. Dolayısıyla hani aşağı bir şey geçmesin diye sulu bir şey veya işte cıvık bir hamur var diyelim. Aşağı bir şey geçmesin için kullanılır. O kendini toparlayınca o kağıdı almakta fayda var. Makineye falan atılabiliyor mu temizliği yoksa sadece elde mi yıkanıyor? Tabii atılıyor. Şöyle bak şurası. Boş değil mi? Bunu böyle istersen hatta bu iş şimdi hafif hala sıcak bu. Şu kısım da çıkıyor böyle. Hatta atalım bunu. Şöyle koyuyorum. Bunu da koyuyorum. Bu kısmı da böyle koyuyorum. Birazcık yer kaplıyor sadece. Sonra bunu da koyuyorum. Gıdayla temas eden her parçasını koyabilirsiniz diyor. Dolayısıyla bu da gıdaya temas eden bir parça. Bu da konabilir ama ben bu sapı var vesaire diye genelde pek tercih etmiyorum. Sadece bu kısmını elde yıkıyorum ama
Öğrenirim size o kısımda konabiliyor mu diye videoyu izlerken buraya yazarız. Bir de şeyi soracağım, bir app'leri varmış galiba, o app'te bizim tariflerimizde var mı? Bence bu soruyu bilerek sordum. Evet, app var. Nutri app olması lazım. Bende de kurulu. Bir sürü tarif var. Hatta şu bile var yani, biri 120 derece yapmış, 160 derece yapmış, 180 derece yapmış. Hani vardır ya böyle, bir ararsın bir kanalda şöyle yapmış, öbür kanalda öyle. Yani versiyonlar da var. Elma dilimi yapmış, kibrit patates yapmış. Yani zannetmeyin ki böyle bir tarif için bir tane iki tane. Dolu dolu bir sürü tavuk tarifi, et tarifi, tatlı tarifleri, işte brownie'si, çeşit çeşit kekleri hepsi var. Refika'nın suflesi falan diye benimkiler öyle yazıyor. Ama pek çok insanın var. Yani benim şeyim şu, birine bir şey al demek, şey demek her zaman kolay değil ama hani gönül rahatlığıyla, alınca mutlu olacağından garantisiyle söyleyebileceğim bir şey olduğunu çok net söylerim. Mesela fırınım var evde. Evet. Bu da mı yoksa bu veya fırın mı ya da bu nasıl bir şey? Yani evde ne kadar yemek yaptığınla alakalı, hani fırın, bu bir fırın alternatifi mi? %100 fırın alternatifidir diyemem. Ama fırında yaptığımız ve hatta fırında olduğu için yapmaktan üşendiğimiz pek çok şeyi bununla yapmak kolay ve hızlı ve çok daha hızlı. Ve ben içini pişirme ve dışının çıtırlık, hani öyle şeyi seven bir insan olarak iç pişirme ve dış çıtırlığı performansında fırına bayağı fark attığına da inanıyorum. Ama bu aynı zamanda iyi bir derin yağda kızartma alternatifi de, az yağda kızartma alternatifi de, o bakımdan da çok muazzam. Çıtır çıtır yapıyor, içini sulu bırakıyor, köfte desen. Ya bu köfteyi demin gördük ya, o köfteyi az yağda döndürerek çevirsen şekli o kadar mükemmel olmayacak. Derin yağda yapsan inanılmaz yağ harcamış oluyorsun. Fırına koysan sulanacak. Fırına koysan sulanacak. Yağ kesinlikle şey sıçrıyor, ocağın etrafına sıçrıyor mesela, hani bu böyle konuşulmayan dogmalardan biri ama ben ocağın etrafında yağ sıçratıyorum yani. Ve o sıçrıyor, ondan sonra onu temizle, onu temizlemek dert falan. Öyle şeylerin hiçbirinin olmaması acayip bir fark yaratıyor bence. Galiba çocuklar için falan da çok güvenli bir şey bu aslında. Yani mesela köfteden düşündüğümde şimdi... Şöyle, yemek pişirme dersi vardı bizim Can'ın, abimin oğlunun. Bir şey de yemek pişirmeyi bir tane kuklayla beraber, yani böyle küçük onların şeyleri oluyor, oyuncaklar. Öyle bir oyuncakla beraber yemek pişirdiğini anlatacaksın gibi bir böyle bir fotoğraf dersi vardı 15 gün tatilde. Onu yaparken ben ona air fryer seçtim çünkü çok kolay, hani bir şey koy yap, hani yandın, ettin, sıçradı, et falan, hiç o dertler yok. Dolayısıyla çocuklarla yapmak için de gayet iyi de değil. Yani etrafta bir açtığında ısınıyor, burası bile birazcık sıcak ama öyle yakacak bir şey değil. Sen tahayla da yaparsın yani. Minik bir şey, bu arkadaşlar burada kaldı. Şimdi enteresan bir şekilde bak, her gün yaptığım şey tam daha güzel kızarmadı. Birazcık daha renklerini alabilir. Ama ben de yapan biri olarak onu minimum 20 dakika yapmak gerekiyor yüksekten de. O zaman bir 4 dakikacık daha koydum. Bu ama ciddi bir tezgah alanını tutuyor. Her şeyi kaldırıp buna o yeri hak ediyor mu? Bu o yeri hak ediyor. Bunun haricinde de aslında onu da koymadık, yapabiliriz isterseniz. Sabah uyandık, ekmek kızartma. Kuru bir ekmek var, hafif nemlendirdin, koydun, 2 dakika çalıştırdın. Acayip güzel ekmek kızartma yerine, yani bir de ekstradan bir ekmek kızartma makinesine ihtiyaç yok. Tost makinesi gibi bile kullanılabilir. Daha bile güzel yapıyor. Hani tost bastırıyor, bu bastırmadan o çıtırtıyı sağlayabiliyorsun. Bu aslında biraz mikrodalga, biraz fırın, biraz fritöz. Biraz mangal gibi de aslında. Çünkü mangalda nasıl? Yani mangalda nedir? Kömür yanar, onun harlı ateşi ya, bu işte kömürün harlı ateşi gibi bir ateş veriyor sana. Şimdi en alışık olduğum, en büyük patladım, içli köfte. İçli köfteyi bir 12 yaptık, sonra 14 verdik, 4 verdik, kaç etti? 18. Sonra baktım bu iş 190'la olmayacak arkadaşlar. 5 dakika daha 200 dereceye verdim. Yandı! Yok, yanmadım ya. Anca oldu bak. Dırananan. Cız 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 cız. İçli köftemiz de hazır ve nazır. Hazır oradayken. Bak şimdi içli köfte yaptık ya, demin soru vardı. İçli köfte yaptığımız yere bomba gibi kekleri koyuyorum. Şöyle. Allah. Şurada 180'i ayarladım. Sürede bir önce 14 dakika veriyorum 180 derecede. Sonra bir çatal sokup bakacağız. 14 dakikada olmuş olacak. Ve demin köfte yapılmış şeyde kek
Çıkacak, siz de yiyeceksiniz bakalım. Kokarsa söyleyeceğiz. Ha, kek için bir diğer şey de bu arada. İstersek böyle kalıplarda kullanıp sığabiliyor. Şöyle. Artık yok. Ama işte anladınız siz, bu böyle oluyor. Sen oldun mu? Evet, şıkır 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 şıkır. Şıkır şıkır. Bu arkadaşlar 6-6 yaptıydık ya. 4 dakika sonrasında bu kadar güzel oldu. Bence artık bundan daha fazla olmasına gerek yok. Çıtırtıyı da görüyorsunuz. Çıtırtıyı görüyorum, kekin kokusunu duyuyorum. Kekin kokusu duyuluyor, evet. Şunu söyleyeceğim yalnız. Şimdi kapatıyorum. Ay. Ev yapımı patateste biraz daha fazla açıp karıştırmak gerekiyor. Bu arada tuz olarak da mor tuzumuzdan koyuyorum bu sefer bunu. Evet. Bu da böyle ekşili, üzümlü bir tuz. Ve böyle ses. Tabii normalde patatesi kızartınca da yanlış koyduk. Böyle şey koymak lazım. Üst üste koymamak, böyle geniş koymak lazım. Değil mi? Mışı mışı oluyor. Evet. Şimdi kendi sıcağı var ya, kendi sıcağında kalabilmesi için şöyle yaydım arkadaşlar. Hatta tele mi koymak birazcık lazım? Yeşillik de koyuyorum. Tele de koyabilirsin, aynen. Şimdi ben böyle hani güzel kalabalık olsun diye onu koydum ama böyle daha doğru. Şimdi pidemiz dombili olmuştu ya, o yüzden böyle biraz daha genişleterek bir tane daha yaptım. Ve bastırdım biraz daha fazla. Şimdi bakalım olacak. Tatlılar ne durumda tatlılar? Tatlıların işte 7 dakika vardı, şimdi 24 saniye var. Demek ki 6 dakikada da pideyi yapmışız. 3, 2, 1, 0. Ne yapıyoruz? Şöyle bir tane şey koyuyoruz. Çıkarırız, daha olmamış. Burası olmuş mu? Burası birazcık daha var. Kaçta 14 vermiştik. Demek ki 1 dakika daha vereceğiz. Tarananın. Oldu mu diyorsun? Artık oldu. Şöyle. Bunu normalde tabii hemen yapmayın aslında. Değil mi? Kek öyle bir şey ya. Ama olsun. Güzel gözüküyor ve inanılmaz güzel kokuyor. Az önceki içli köfte kokusunu bastırdı. Alakası yok şeyle. Aha, içli köfte gibi kokuyor. Bak böyle. Cancağızımız içi. Yine kakao domine etmiş ortalığı. Ben keki nasıl yemeyi seviyorum biliyor musunuz? Bir minik bardak sütle veya azıcık sütlü kahveyle. En sevdiğim şey. Sütle kekçi değil misiniz siz ya? Değil mi? Kim sevmez ya? Bunu da çıtır çıtır çıtır. Valla bayağı yorulduk. Kaç tane yemek yaptık? 10. 10 mu oldu? Şeyi de iki kere yaptık, 11. Yemek mi yaptınız? Soğan halkası kızartmak yemek mi diye de dayağı yeriz sonra, onu söyleyeyim ama haklılar da. Artık yorulduk ha. Biraz yoruldum. Darananam. Bitişi bence bir pideyle yapalım dedim. Azıcık daha bastırınca bakın böyle bir pideye çatır çatır dönüşüyor. Çok güzel. Gayet de güzel oldu. Aa. Yok, hayır. Ya kendinizi zorlamayın. Ay, demin ellerim soğuktu. Burada arada beklerken ısıttım. Bak şöyle şöyle. Mükemmel bir, yani çıtırtısıyla fırından alacağınız bir pideden daha güzel oldu böyle. Bunu anladık diye tahmin ediyorum. Evet, bayağı anladık. Benim hala şey meraklarım var, onları da artık bir sonraki programda. Yumurta haşlıyor mu? Omlet yapıyor mu? Omlet yapıyor mu? Omlet yapar. Bir gün onları da yapalım. Ne isterseniz söyleyin aşağı, yapalım. Aynen. Biz buradayız, bekleriz.